Ulaike ala huden min rabbihim. Bu cümledeki nüktelere işaret eden me'hazlar şunlardır. 1. Evvelki cümle ile bu cümlenin nazmı. 2. Ulaike ile işareti hissiye. 3. Ulaike'deki uzaklık. 4. Ala'daki ulviyet. 5. Huden'deki tenkir. 6. Min. 7. Rabbihim'deki terbiyeden ibaret 7 me'hazdır. Birincisi, bu cümleyi makabli ile bağlayan münasebetlerdir. Birinci münasebet, bu cümle makablinden neş'et eden 3 suale cevaptır. Birincisi, hidayetten neş'et eden o güzel vasıfları labis olarak hidayet tahtı üstünde oturan o şahısları görmek isteyen sâile cevaptır. İkincisi, o adamların hidayete istihkak ve ihtisasları nedendir diye sual eden samiye cevaptır. Yani illet ve sebep, ulaike ile işaret edilen vasıflardır. Sual, sabıkan mezkür vasıfların tafsilen zikirleri, ulaike kelimesindeki icmalden daha vazıh bir surette sebebi gösteriyor. Cevap, icmal bazen tafsilden daha vazıh olur. Bilhassa matlub birkaç şeyden mürekkep olduğu zaman, Sami'in gabaveti veya nisyanı dolayısıyla o mürekkebin eczasını mezcetmekle sebebi çıkarmak müşkül olur. Üçüncüsü, hidayetin neticesi, semeresi ve hidayetteki lezzet ve nimet nedir diye sual eden sâile cevaptır. Yani hidayette saadet-i dâreyn vardır. Hidayetin neticesi nefs-i hidayettir. Hidayetin semeresi aynı hidayettir. Zira hidayet, haddi zatında büyük bir nimettir ve vicdani bir lezzettir, belki ruhun cennetidir. Nasıl ki dalalet, ruhun cehennemidir. Ve bilahare, ahiretin felah ve saadetini intac eder. İkinci me'haz, ulaike ile yapılan işaret-i hissiye. Bir şeyin müteaddit sıfatlarını zikretmek, o şeyin zihinlerde tecessüm etmesine ve akılda hazır ve hayalde mahsus olmasına sebep olduğuna işarettir. Mahaza, sabıkan zikirlerinden bir mahudiyet çıkar. Bu mahudiyet-i zikriye, mahudiyet-i hariciyelerine kapı açar. Harici olan mahudiyetlerinden, mümtaz ve müstesna insanlar oldukları tebarüz eder ki, nevi beşer içinde gözünü açıp bakanların gözlerine en evvel onların parıltıları çarpar. Üçüncü me'haz, uzaklığı ifade eden ulaike, onların fil cümle yakın oldukları halde uzak gösterilmeleri ulüv mertebelerine mecazi bir işaret olduğuna işarettir. Çünkü uzakta bulunanlara bakıldığı zaman boyca en uzunları görünür. Mahaza, zamani ve mekani olan bu'du hakiki kastedilirse belagata daha uygun olur. Çünkü bütün asırlar asr-ı saadet gibi bu ayeti zikrediyorlar. Öyleyse ulaike ile yapılan işaret, safların evvellerine işarettir. Ve bu itibarla buğd, hakiki olur, mecazi değildir. Binaenaleyh, onların hakikaten zaman ve mekanca uzak oldukları halde, işareti hissiye ile gösterilmeleri, azametlerine ve uluv mertebelerine işarettir. Dördüncü mehaz, ulviyeti ifade eden ala kelimesidir. Arkadaş, eşya ve şeyler arasında, öyle münasebetler vardır ki, onları ayna gibi yapıyor. Her birisi ötekisini gösteriyor. Birisine bakıldığı zaman ötekisi görünür. Mesela bir parça cam, büyük bir sahrayı gösterdiği gibi, bazen olur ki bir kelime, uzun ve hayali bir macerayı sana gösterir. Bir kelime, pek acip bir vukuatı senin gözünün önüne getirir, temessül ettirir. Yahut bir kelam, zihnini alır, misali alemi misallere kadar götürür, gezdirir. Mesela, bâreze kelimesi, muharebe meydanını, semera kelimesi, büyük bir meyve bahçesini insanın fikrine getirir. Buna binaen buradaki alâ kelimesi, temsili bir üsluba pencere açar, gösterir kastıyla zikredilmiştir. Şöyle ki, sanki hidayet-i ilahi bir burak olup müminlere gönderilmiştir. Müminler, tarik-i müstakimde ona binerek, arş-ı kemalata yürürler. Beşinci me'haz, Huden'deki tenkirdir. Bir nekre marife olarak mükerreren zikredilirse, o marife, o nekrenin aynı olur. Fakat o nekre, nekre olarak zikredildiği takdirde,
alelekser birbirinin aynı olamaz. Bu kaideye göre nekre olarak tekerrür eden hüden, evvelki hüdenin aynı değildir. Ancak evvelki hüden mastardır, ikincisi hasılı bil mastardır ve birincisinin semeresi hükmünde mahsus ve sabit bir sıfattır. 6. Me'haz, hidayetin Allah'tan olduğunu ifade eden min kelimesinden burada bir cebr hissedilmekte ise de, hakikatte cebir değildir. Çünkü onların cüz-i ihtiyarları ile hasılı bil mastar olan hidayete yürümeleri üzerine Cenab-ı Hak o sıfat-ı sabiti olan hidayeti halk ve ihsan etmiştir. Demek ihtida, yani hidayete doğru yürümek onların kesb ve ihtiyarları dahilindedir. Fakat sıfat-ı sabiti olan hidayet Allah'tandır. 7. Me'haz, terbiyeyi ifade eden Rab kelimesidir. Bu kelimenin burada ihtiyar edilmesi, onların rızk ile terbiyeleri rububiyetin şe'ninden olduğu gibi, hidayetle de tegaddileri rububiyetin şe'ninden olduğuna işarettir. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bu cümledeki nüktelerin me'hazleri. 1. Vav ile atıf. 2. Ulaike'nin tekrarı. 3. Zamirül fasl olan hum. 4. El edatı. 5. Felah yollarının ademi zikriyle muflihunun âm ve mutlak bırakılması gibi 5 me'hazdan ibarettir. Birincisi, vav ile yapılan atf, her iki cümle arasında bulunan münasebete binaen yapılmıştır. Zira birinci ulaike, saadet-i acile olan hidayet semeresine işarettir. İkinci ulaike, hidayetin semere-i acilesine işarettir. Evet, her bir ulaike makabline bir fezleke, bir icmaldir. Fakat erkan-ı İslamiye mehaz tutulmakla, birinci ulaikeyi birinci ellezîneye raptı ve ikisinin de ümmi müminlere tahsisi ve keza erkan-ı imaniye ile yakîn mehaz tutulmakla, ikinci ulaikeyi ikinci ellezîneye raptı ve ikisinin de ehli kitap müminlere ircağı daha evladır. İkincisi, ulaikenin tekrarı, her iki saadetin gerek hidayete, gerek onların medh-ü senalarına müstakil ve ayrı ayrı gayeler ve sebepler olduklarına işarettir. Fakat ikinci ulaikenin hükmüyle beraber, birinci ulaikeye işareti daha evladır. Üçüncüsü, zamirül fasl olan hum, ehli kitaptan olup, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama iman etmeyenlere bir tariz olmak üzere, bu cümleyle yapılan hasrı tekit etmek ile beraber güzel bir nükteyi tazammun etmiştir. Şöyle ki, mübteda ile haber arasında bulunan hum zamiri, mübtedayı çok haberlere mübteda yapar ve bu gibi haberlerin tayinini de hayale havale eder. Yani haberlerin mahdut ve muayyen olmadığını hayale arz etmekle, hayali münasip haberleri taharri etmeye teşvik eder. Nasıl ki Zeyd'i ele almakla, Zeyd alimdir, Zeyd fazıldır, Zeyd güzeldir gibi Zeyd'in sıfatlarından çok hükümleri dizebilirsin. Kezalik, ülaike'den sonra gelen hum zamiri hayali harekete getirmekle, onlar ateşten kurtulurlar, onlar cennete girerler, onlar rü'yete mazhar olurlar ve daha bu gibi sıfatlarına münasip çok hükümleri ve cümleleri hayale yaptırır. Dördüncüsü, el-muflihun kelimesindeki el, hakikati tasvire işarettir. Sanki lisan-ı haliyle diyor ki, eğer muflihlerin hakikatını görmek istersen, ulaikenin aynesine bak, sana temessül edecektir. Yahut onların tayin ve temyizlerine işarettir. Sanki diyor, ehli felah olanları tanımak istersen, ulaikeye bak, içindedirler. Veya hükmün zahir ve bedihi olduğuna işarettir. Beşincisi, felah ve necat yollarını tayin etmeyen el-müflihun kelimesindeki ıtlak, tamim içindir. Şöyle ki, Kur'an'a muhatap olan, matlupları ve istekleri muhtelif pek çok tabakalardır ki, bir kısmı ateşten necat istiyorlar, bir kısmı cennete girmek istiyorlar, bir kısmı rü'yete mazhar olmak istiyorlar ve bunlar gibi o tabakaların pek çok dilekleri vardır. Kur'an-ı Kerim, el-müflihun kelimesini âm ve mutlak bırakmıştır ki, herkes istediğini takip etsin.
Kanalımıza abone olarak, sitemizin gelişimine katkı sağlayabilir, gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Videoları paylaşarak muhtaç gönüllere girebilirsiniz.